Şimdi Dembele tabii ki taraftarları çok heyecanlandıran bir isim Nevzat. Bu noktada kimlerle yollar ayrılabilir? Seferovic ile ilgili çok fazla haber çıkıyor. Gomis'in yine ayrılma ihtimalinden bahsediliyor. Nelson'un özellikle geçen hafta yaptığı açıklamalar çok dikkat çekmişti. Kim gelebilir, kim gidebilir? Şöyle bir özetleyelim şu anda Galatasaray'ın transfer planlamasını. Şimdi hali hazırda Galatasaray'ın 3 tane forveti var. Icardi, Gomis ve Seferovic. Seferovic'den istediğinizi alamadınız. Hayal kırıklığı. Gomis bence yaşına rağmen ilk bölümde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yani Gomis'le alakalı bir problem yok. Gitmek isterse Ali Bey'in şeyi gibi, Jesus açıklaması gibi. Yani Galatasaray'ı göndermez. Gomis giderse kendisi gider. Bunu da Erden Timur söylemiş olsun mesela. Dolayısıyla yani Gomis'le ilgili böyle bir durum yok. Ama eğer ben işte ne bileyim Adana Demir'le anlaştım. Yok işte Suudi Arabistan'dan teklif aldım falan derse Gomis Galatasaray'dan zorluk çıkarmaz. Tabii ki önlemlerini almak zorunda. Yani şu aşamada sen devre arasında oyuncu bulmak bu kadar zorken, adapte olmak, işte mali şartlarda uygun oyuncu getirmek bu kadar zorken tabii neden vazgeçesin? Ama Seferovic'in durumu biraz farklı. Seferovic anlaşması gereği eğer belli bir maçı oynarsa ki o 20 maç 45 dakika sahada bulunursa otomatikman sözleşmesi uzuyor. Yani bonservisini almak zorunda kalıyorsun. Ve baktığımızda da Okan Hoca ona fazlasıyla şans verdi zaten. Yani ilk olarak düşünülen oyuncu Gomis değildi. Buna rağmen Gomis o fiziksel handikaplarına rağmen ya da ne bileyim yaşının getirdiği işte ne bileyim sıkıntılara rağmen ligin ilk periyodunda Galatasaray fazlasıyla kaldı. Kendini açtı. Ya ben hani ligin bu ilk periyot için şunu söyleyebilirim. Özellikle Sasha Boy'u belki bir numara koyarız. Hı hı. Ama Gomis'in katkısını da yatsımamak lazım. Dolayısıyla devre arasında Galatasaray'da Seferovic'de yolların ayrılması ihtimalini yüksek görüyorum. Hem oyuncu da burada çok mutlu değil. Hem de Galatasaray. Seferovic'de başka bir hal var. Milli maçta da gördüm sanki gamsız baykuş ya. Hiçbir şey gam dert etmiyor. Milli maçta da aynı. Yani sanki çocukta bir geriye doğru bir evriliş olmuş. Sanki ruhsal dünyasında mental bir sıkıntı bilmiyorum var acaba. Çok yetenekli bir oyuncu. Sakatlık etkilemiş yani. O bir daha sakatlanırım korkusunu yaşıyor. Şimdi Icardi maşallah var mesela. Yani gözü kara giriyor, ikili mücadeleye giriyor, omuz omuza mücadeleye giriyor. Şimdi Okan Hoca'nın tercih ettiği profiller biraz böyle. Aslında fiziksel olarak Seferovic'in ondan eksiği yok. Ama hani o yaşadığı, geçen sezon yaşadığı sakatlık ve Galatasaray'la yaptığı kontrat, ne bileyim hani onu garanti mi görüyordu, ben nasıl olsa Türkiye'de iş yaparım falan diye mi bakıyordu? Halbuki kolay değil, bizim ligimiz kolay bir lig değil, zor bir lig. Zor lig. Yani omuz omuza mücadele gerekir. Vasat'ın zirvesi. Dolayısıyla yani vasat belki oyun kalite olarak evet, ama hani mücadele anlamında mücadele çok işte, o var yani sert ediyor bir lig, onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Galatasaray açısından baktığımızda ben devre arası iki belki ama bir tane oyuncu ayrılır. Özellikle forvet hattında o da Seferovic olur. Dembele. Dembele konusunda da temaslar vardı. Galatasaray'ın yani daha önce de gündemine gelmiş bir oyuncu aslında. Erden Timur gider alır gelir diyorsun. Icardi yani, alan onu niye almış? Tabii aynen öyle. 18 abi, milyon Cenk görünüyor. Cenk menajeri de burada görüştü. 18 milyon görünüyor şeyi, piyasa diyelim. İyi bir oyuncu abi. Yani sen Dembele'nin Galatasaray'a gelme ihtimalini şu anda yüzde kaç görüyorsun? Yani en azından şöyle diyeyim. Devre arası için çok yüzde vermem. Doğru olmaz. Devre arası mı bilmiyorum. Yani çünkü kolay değil. Oyuncu her sonuçta Lyon'da. Ama sen onu zaten ancak işte serbest olduğunda transfer edebilirsin. Lyon şey değil. Yani zor bir kulüp. Oradan oyuncu almak kolay değil yani. Ancak onu serbest olduğunda alırsın. Ki Galatasaray bu görüşmeleri yaptıysa mesafe kat etmiştir. Ben %80 yeni sezonda Dembele'yi Galatasaray'da görürüz diye düşünüyorum. %80 yeni sezonda Dembele Galatasaray'da. Benim fikrimse şu. Galatasaray onu bonservisiyle alamayacağının farkında olarak bu sezonun ikinci yarısı için kiralamayı ve şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Kiralıyor musun? Neden serbest kalıyor? Yani kiralama yok. Yani alırsan maaşını öder. İşte onun gibi yani. He, alırsan hmm zaten her şeyle bonservisiyle alma ihtimali çok zor ya. 18 bonservis zaten 18 değeri ama oyuncu 6 ay sonra serbest yani ona maksimum 2 milyon eurodur.
2 milyon euro verirsin. 2 milyon euro verirsin. Yeter yani, 2 milyon euro da fazla bile yani. Ha, oyuncu bir değerse onun bir değer olduğunun farkında olan başka kulüpler vardır. Değer ama değil. Yani 2 milyon da öyle o kadar değil. Ya, o başka kulüplerden önce başka düşünüp erken hareket edenler de vardır. Yani ihtiyaçla da ilgili biraz bu. Yani her şirkete Icardi'yi düşünenler de vardı değil mi? Düşünürsün. Icardi bambaşka bir figür. Ya Galatasaray'la mesela uyum sorunu yaşamadı. João Pedro'yu düşünenler de vardı. Gitti Fenerbahçe aldı mesela. João Pedro Galatasaray'da düşünüyordu. Ya baktı biraz iş farklı noktaya gidecek, pahalı gelecek. Galatasaray çekildi. Fenerbahçe aldı mesela. Peki Nelson, Nevzat? Nelson'la ilgili yani Galatasaray'da bir alternatif arayışını biliyorum. Her türlü senaryo hazırlıklı olduklarını biliyorum. Sonuçta yani Nelson Dünya Kupası'nda boy gösteriyor ve ister istemez oyuncunun zaten yaz döneminde gündeme gelmiş ama son dakikada gerçekleşmemiş bir transfer periyodu var. Ve oyuncunun potansiyel transfer olacak oyunculardan bir tanesi olarak adının geçmesi, Sevilla ile işte sürekli olarak adının yan yana geçiyor oluşu ki özellikle yani Türk basını değil sadece İspanyol basında falan da bu haberleri yer alıyor. Galatasaray'da ben alternatif yani her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını biliyorum. Yine yerli mi peki? Stoper şey mi? Hayır, yerli olmaz. Kim var ki yerli? Samet Akaydın mı? Meri falan mı? Yok. Samet'le ilgili Kaan Ayhan. Ben konuşulduğu için söylüyorum. Kaan Ayhan var. Evet. Samet'i duymadım yani. Yok, Galatasaray için demedim. Genel iyi stoper, milli takımda oynadı falan. O yüzden söylüyorum. Vallahi iyi stoper. Fena da oynamadı. Hani Galatasaray şampiyonluğa gidecekse yani ben Nelson'dan iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha garanti oyuncu transfer etmek lazım. Samet benim izlediğim maçlarda Kaan Ayhan için yine bir girişim yapılır mı? Yok. Kaan Ayhan. Hayret. Oynamaya devam ediyor mu? Kaan Ayhan'sız bir transfer dönemi ben düşünemiyorum şu an. Yıllarca bizim böyle gençliğimiz, çocukluğumuz hep şey haberleri. Bu yıl komünizm Rusya'dan geliyor. Gallardo. Gallardo. Gallardo ve Gravesen Pires haberleriyle geçti. Yani üniversite dönemi hep bunları okuyorduk. Açık söyleyeyim. En azından şey, Gallardo'ya falan yeni yetiştim. Gazeteci olarak da yetiştim biraz. Ama netice itibariyle Kaan Ayhan'ın ismi de sürekli olarak Galatasaray'la geçiyor. Ben hani o rakamlar artık vermez ya, Galatasaray'a vermez. Ya Nelson'un son açıklamalarını dinledikten sonra hani hilafsız kendi ağzından orada evet, yaptığı işte açıklamaları. Sanki Nelson gitmiş. Fakat kuzeyli bir ahlaka sahip olduğu için Rönesans'ı yaşamış bir birikimden geliyor o çocukta. Oynadığı müddetçe eline ne geliyorsa yine sahaya taşıyacak yani. Ben gideceğim öyle bir ahlaka yapısı yok o çocukların. Cornelius o ahlaka sahip miydi mesela? Tabii ki sahipti. Cornelius izin istedi. Ben kaçıyorum demedi. Kulüp de izin verdi. 6 milyonu görünce de kulüp 4'e mi ne almıştı? İyi niyetli olarak nasıl izin yani, verdiler. Şampiyon yapan golcüyü 4-6 milyona ama satıyorsun. Ama Nevzat ailevi nedenle. Ailevi neden? Ne çok karlı bir alışverişe benzemiyor. Ne yapacaksın? Gibi. Zorla avamış çıkaracaksın. Olmaz öyle şey. Ailevi nedenlerle, ailesinin baskısıyla çocuk izin verirseniz giderim dedi. İzin verildi gitti. Ben bilmiyorum. Ben Kopenhag maçları sanki şeydi abi. Yok yok. O biraz büyük rahatsız oldum. Bak niyet okumaya kalkarsa kalbimiz kirlenir. Kalbimizi koruyacağız. İlk işimiz bu o. Bu kadar masum da bir öyle olsa da öyle vallahi, olsa da dünyanın biz, hiçbir yerinde de kusura bakma. Öyle düşünürüz. Kusura bakma Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elendiğin takıma transfer oluyorsan ve bu da kendi ülke takımı olsa bu tartışılır. Şimdi takımı ama.